Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik integraldeki 10. dersimize. Burada da dostlarım, integralde alan kısmının ikinci bölümünü göstermeye çalışacağız sizlere. Eğri grafiği ile y ekseni arasında kalan alanı öğreneceğiz dostlarım. Neymiş? Eğri grafiği ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulmayı öğreneceğiz dostlarım. Şimdi y ekseni burada görüyorsunuz ve eğrimizi de gördünüz. Fx fonksiyonu, ki fx daha doğrusu x eşittir fy fonksiyonu, ya da bunu x eşittir f'in tersinde fx şeklinde de yazabiliyorduk daha doğrusu arkadaşlarım. Şimdi ya f'in tersinde x diye yazacağız integralin içerisine, ya da f'de y diye yazacağız integralin içerisine. Neden böyle yapıyoruz hocam? Çünkü sınırlarımız a'dan b'ye dediğimiz yer y ekseni üstünde. Hani sınırlar x ekseni üstünde olduğu zaman buraya fx'i yazıyorduk. Y ekseni üstünde ise sınırlarımızda, bu durumda fy'yi yazacağız dostlarım. Tabii ki diferansiyel çarpanımızda y'ye göre integral aldığımız için dy şeklinde olacak. Eğer ki eğri y ekseninin sağ tarafında kaldıysa, bakın y'nin sağ tarafındaki bir eğriden bahsedersek, bulacağınız alan, bulacağınız integralin sonucu pozitif bir değer olduğundan, alan da pozitif olması gerektiğinden, hiçbir şey yapmadan direkt bulduğunuz integral sonucu sizin aradığınız alan olacak. Ama eğri şu ikinci şekilde gösterildiği gibi y ekseninin sol tarafında kaldıysa dostlarım, y'nin sol tarafındaysa, bu sefer bulacağınız integral değeri negatif bir sayı çıkacak. Negatif de alanda negatif olmayacağı için biz bu integrali eksiyle çarpacağız dostlarım. Şimdi y eksenine göre integralde bizim karşımıza daha çok f'in tersinde x ibaresi çıkacak kardeşlerim. Şu ifadeyle daha sık karşılaşacağız. Evet, şimdi burayı geçelim. Bir de şu şeklimizi görmeye çalışalım. Bakın burada da yine muhabbetimiz aynı. Fakat bu sefer herhalde ekran mı kayıyor, ne oluyor? Şunu bir ayarlamaya çalışalım. Sanırım ayarlayamıyorum. Böyle duracak herhalde arkadaşlarım. Bir devam edelim bakalım neler olacak görelim. Burada da dostlarım bakın, eğrinin bir kısmı y ekseninin sağ tarafına düşmüş. Bir kısmı ise y ekseninin sol tarafına düşmüş. Sağ tarafta kalan parçaya B, sol tarafta kalan parçaya da A alanı demişim. Şimdi tabii ki alan olarak değerler ikisinde de pozitif. Fakat integral değerini düşündüğümde, şuradaki B alanının integralini hesaplarken integralin sonucu pozitif çıkacak çünkü sağ tarafta bu adam. Eğer ki A alanının değerini hesaplayan integrali bulduğum zaman da buradaki değer negatif bir sayı çıkacak çünkü sol tarafta dostlarım. Şurada da bakın iki tane ifade yazmışız. Bunları da bir inceleyelim. Şimdi diyor ki A'dan B'ye doğru. Sen diyor eğer A'dan B'ye, bak tamamından bahsediyor. Bütün B ile A alanlarının toplamından bahsediyor. Fy dy şeklinde bir ifade yazdığında, ya da tabii ne demiştik? F'in tersinde x dx diye de yazabiliriz bunu. Bu integralin sonucu, şimdi B pozitif bir değer alacak. A da alan olduğu için burada normalde integral negatif bir değer alır integralimiz. Dolayısıyla ben de A'nın önüne bir eksi işareti koyuyorum ki kardeşim pozitif değere dönsün diye. Tamam mıdır dostlarım? A sol tarafta olduğu için negatiftir. B sağ tarafta olduğu için pozitiftir dedik. Eğer ki zaten mutlak değer içinde yazıyorsa, bunu x eksenine göre yaparken de söylemiştik. Mutlak değer içindeyse sizin aradığınız integral, zaten sonuçlar pozitif çıkacağı için direkt b artı a şeklinde yazıyoruz demiştik dostlarım. Evet, şimdi geldik soru çözümüne arkadaşlarım. Sorular çözeceğiz birazcık. Bakalım nasıl sorular hazırlamışız, görmeye çalışalım. Hadi bakalım, vira bismillah diyorum. İlk soruyla başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz diyor ki bize 2'den 4'e kadar fx dx. Bakın burada fx dx. Yani x'e göre sınırlarımızı al diyor. X'e göre sınırlar 2 ile 4 arasında olsun diyor. İşte bunlar. Fx dx ne demekti? Fx eğrisinin altında kalan alandan bahsediyor bize, demekti ki şuradaki alandan bahsediyor o halde arkadaşlarım. Şurası. Hadi gelin biz buna bir değer diyelim. Şöyle farklı bir renk almaya çalışıyorum. Şu rengi alalım bakalım ne olacak. S1 olarak isimlendirelim burayı. Burası S1 olsun kardeşim.
İkincisinde de diyor ki bakın f'in tersinde x. F'in tersini görünce sınırları y'den alacaktık. Demek ki y ekseninde 2 ile 6 arasını diyor. İşte buradan bahsediyor. Ve bu eğrinin solunda kalan kısımdan bahsediyor dostlarım. Yani şuradaki kısımdan bahsediyor bize. Buna da gelin S2 diyelim. Burada da bir S2 alanımız var. Şurada da küçük bir karecik var arkadaşlar. Bakın 2'ye 2 olan kenarlarının uzunlukları. Yani alanı da 4 diyelim. Burası da 4. Şimdi bizden istediği şeyler neler? 1. Şuradaki fx dx'e ne demiştik? Biz S1 dedik. Şu adama da ne dedik? S2 dedik. Yani bizden S1 ile S2'nin toplamını istiyormuş dostlarım. S1 ile S2'nin toplamını da nasıl bulacağız kardeşim? Şuradaki ikisinin toplamını istediği için şu büyük dikdörtgenin alanından ki dikdörtgenin bir kenarı 6 birim, diğer kenarı 4 birim. O halde 6 çarpı 4 24'tür dikdörtgenin alanı. Eksi diyeceğiz şuradaki küçük karenin alanını çıkarttığımda S1 artı S2'yi bulmuş oluyorum. Yani 4'ü çıkartacağım. Sorunun cevabı 20'ymiş diyeceğiz arkadaşlarım. Evet. Birinci sorumuz cevabı 20 çıktı. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki amca da burada taralı alan 13 birim karedir diyor. O halde hemen şuraya 13 olduğunu gösterelim. Şurası 13. Farklı bir renk alalım. Şöyle kırmızı alalım bir de. Burası 13 birimlik bir alanmış. Bakın yine f'in tersi var dostlarım. F'in tersi demek sınırları y ekseni üstünden al demek. Yani 2 ile 6 y ekseni üstünden alınacak. Şuradan alınacak dostlar. Demek ki f'in tersi dediği için de bunun sol tarafında kalan alandan bahsediyor. Yani şuradaki alanı x diyelim buna. Bize de x'i soruyor dostlarım. Peki yine bakın burada bir küçük kare var. Bunun alanı yine 2 çarpı 2'den 4'tür diyelim. Ve şimdi x'i bulmanın yolu nedir dostlarım? Tamamının alanından bir 13'ü bir de 4'ü çıkartacağız. Peki tamamı büyük bir kare var burada. 6'ya 6'lık. Şurası da 6. Burası da 6 olan büyük bir kare var. Dolayısıyla alanı 36. Ben bu 36'dan bir 13'ü bir 4'ü yani toplam 17'yi çıkartırsam aradığım x'i bulurum diyorum ki 36'dan da 17'yi çıkarttım. 19'dur sorumuzun cevabı yapıştırdık geldi arkadaşlarım. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Diyor ki x eşittir 1 eksi y kare eğrisi ile y ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı acep nedir diye bir soru sormuş. Gayet basit bir soru arkadaşlarım. Hemen yapmayı deneyelim. Şimdi önce bu şekli çizmeye çalışalım bir dostlar. Şöyle bir var mıdır şöyle bir çizgi çizeceğimiz bir şey diye bir bakayım. Çizgi çiziliyor mu? Sanırım şununla çizilmiyor. Tüh. Ben buradan özellikle çizgi çiziliyor diye cetveli bir alalım bakalım. Yok. Bununla da güzel olmadı şimdi Allah var. Cetveli kaldır. Şuna bir bakalım bir daha. Yok yok bu güzel olmadı kardeşim. Benim normal elimizle çizeceğiz yine demektir bu. Çizelim yine elimizle. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim ilk etapta. Burası bizim y eksenimiz. Burası da x eksenimiz olsun. Şimdi hemen kırmızı kalemimizi alalım. Şu y x eşittir 1 eksi y kare eğrisini çizeceğiz dostlar. Şimdi normalde x kareyi biliyorsunuz. Y karede nasıl olacak? Kollarımız ya sola ya sağa doğru olacak. Önünde eksi olduğu için kollar sol tarafa doğru gidecek. 1 eksi y kare var. Yani bir birim sağ tarafa doğru ötelemiş olacak. Şöyle bir paraboldür diyorum. Yani şurası tam bir noktası. Yine y eksenini kestiği noktaları bulmak için x'e 0 verdik. Y kare eşittir 1, y eşittir artı eksi 1 çıktı. Yani şurası da 1, burası da eksi 1 geldi arkadaşlarım. Zaten değerler vere vere de çizebilirsiniz bu parabolü. Bize de sorulan yer şuradaki alanmış dostlar. Şu alan. Yani eğri bakın y ekseninin sağ tarafında kaldı dostlarım. O halde şimdi integralimi yazıyorum. İntegral. Sınırlarım eksi 1'den 1'e kadar olacak ve buraya da fy'yi yazıyorduk. Yani x eşittir kısmını yazıyorum. X'in eşit olduğu kısım da 1 eksi y kare. 1 eksi y kareyi yazdık. Tabii ki buraya da dy'mizi ekledik. İşte bu integralin sonucu benim aradığım kapalı bölgenin alanı olacakmış dostlarım. Hadi bir de sonucu ulaştıralım. Y'ye göre integral alıyoruz. 1'in integrali y.
Y karenin integrali ise y küp bölü 3. Sınırlarımız da eksi 1'den 1'e. Bir 1 yazıyorum. Bir de eksi 1 yazıyorum. Ben direkt sonucu yazacağım dostlar. Cevap 4 bölü 3 geliyormuş. Çünkü bu integralin sonucunu hepiniz bulmayı biliyorsunuz zaten. Pekala, hadi bakalım geçelim şimdi bir sonraki sorumuza. 4 numaralı sorumuz. Bakalım bu ne diyor. Bakın bir şurada bir fonksiyon var. X kare artı 4. Bu da x kare eksi 4. Yani eşleniği gibi duruyor ama aslında bu bir fonksiyon. Bu da bir tersi fonksiyon. Yani şimdi şöyle yapalım. Şurada kenarda göstereyim size. Şimdi fx fonksiyonuna biz eğer ki kök içinde x kare artı 4 dediğimizde yani y eşittir fx. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. Y kare eşittir x kare artı 4. Bakın x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Yani fonksiyonun tersini alacağım. 4'ü bu tarafa alalım. Y kare eşit y kare eksi 4 eşittir x kare geldi. Kare kökünü alıyorum her iki tarafın. Kök içinde y kare eksi 4 eşittir x geldi. X'i yalnız bıraktığımızda artık y yerine x yazıyorduk. Hemen yazalım. X kare eksi 4 olur. X yerine de f'in tersinde x yazıyorduk dostlar. Yani eğer ki bu fonksiyon fx fonksiyonuysa, bu fx ise şurası da onun tersi olacakmış arkadaşlarım. F de eksi x fonksiyonu olacakmış. F'in tersinde x fonksiyonu olacakmış. Pekala, şimdi biz bunu şöyle bir şeklini göstersek, hemen grafiğini çizmeye çalışsak. Şimdi şöyle bir koordinat düzlemi çizdim. Hemen farklı bir renk alıyorum. Şimdi parabolümüzü, daha doğrusu eğrimizi, yani fx eğrisini çizmeye çalışsam. Şimdi bu eğri x'e 0 verdiğimde x 0 ise y'yi nerede kesecek dostlarım? X 0 ise kök 4, yani 2'de kesecek. Kök 4 dışarıya 2 diye çıktı. Y'yi 2'de kesen bir fonksiyon. Şöyle 2'den başladı. Artık rastgele gidiyorum. Şöyle bir şey arkadaşlarım bu fonksiyon. Burada da bitsin. Fx fonksiyonumuz bu olsun. Şimdi bunun hemen şu sınırlarını da gösterelim. Şuradaki sınırlarını. Fx sınırlarımız 0'dan 4'e demiş. Demek ki şurası 0 ise burası da 4'e kadar gelecek. Peki 4'ün karşılığını söyleyelim hemen. X yerine 4 yazdığımızda da 4'ün karesi 16, 4 daha 20, 2 kök 5'e kadar geliyor. Bakınız ne çıktı dostlarım. Aradığımız bölgenin alanı. Şimdi fx'in x eksenine göre 0'dan 4'e kadar integrali demek, fx'in x ile arasında kalan bölgenin alanı demekti. Şuranın alanı. F'in tersindeki fonksiyonda fx'in solunda kalan y ekseniyle arasında kalan alan demekti. Ve yine sınırlar 2 ile 2 kök 5. O halde şuradaki alandan bahsediyor. Bu integralde bakın iki integralin toplamı meğersem ne çıktı? Şuradaki bütün dikdörtgenin alanı çıktı. Dikdörtgenin alanında kısa kenar çarpı uzun kenardan 4 çarpı 2 kök 5 yani 8 kök 5 geldi. Sorunun cevabı diyebiliriz dostlarım. Ve geçelim 5 numaralı soruya. Evet, bakalım burada ne yapacağız şimdi. 5 numarada da bize yine bir fx'in bir 1'den 4'e kadar integrali, bir de f'in tersi. F'in tersi dediği zaman da y eksenine göre integral alıyorduk, unutmayın. Alan buluyorduk. Bu da x'e göre alan demekti. Şimdi fx dx demek fx ile x ekseni arasında kalan alandan bahsediyorum. Öncelikle şurada bildiğimiz alanlar var. Bakın şurası bir birim. Şurası bir, hatta kırmızı kalem alalım. Bir burası, bir burası. İki birim burası, üç birim. Şurası bir, şurası bir. Bir ve üç. Şuranın alanı 3 çarpı birden 3. Şuranın alanı 1 çarpı birden 1. Buranın alanı 2 çarpı birden 2. Şimdi fx dx dediğimiz şey şu eğri ile x ekseni arasında kalan 1 ile 4 arasında kalan, daha doğrusu şuradaki parça. Şuraya da bir A alanı diyelim biz. A olsun buranın alanı. İşte şu birinci integralin bize anlattığı A artı 3'tür dostlarım. A artı 3 fakat x ekseninin altında kaldığı için eksi A eksi 3 olarak yazacağız biz bunun değerini, değil mi dostlarım? Sonuçta alan negatif olmaz. Pozitif çıkması için uğraşıyoruz. Sen bu integralin değerini bulduğunda negatif bir sayı çıkar. Pozitif çıkması için ben de eksiyle çarptım. Eksi A eksi 3 oldu. Şimdi şu ne demekti? F'in tersinde
Hemen şuradan renkli kalemimi aldım. Bu da fonksiyonla y ekseni arasında ve eksi 3 ile eksi 1 arasında kalan bölgenin alanı. Bu da buradan bahsediyor değil mi bize? Şuradaki sarıyla boyadığım şu kısmın alanından bahsediyor. Yani 2 ile a'nın toplamından bahsediyor. Hatta bakın 2 ile a'nın toplamı ve y ekseninin sağında kaldı. Dolayısıyla burası direkt pozitif olacak. 2 artı a. İşte bu ikisinin toplamını istiyor bizden. A ile eksi a gitti. Eksi 3 ile 2'nin toplamı da eksi 1 yaptı. Sorunun cevabı eksi 1'miş diyebiliriz dostlar. Evet. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Yine bakın fx dx var ve f'in tersinde dx var. Bu y'ye göre, bu da x'e göre alanların ifadesiydi dostlarım. Şimdi bildiğimiz değerler, bildiğimiz şeyler fx eşittir 4 diyor. Bunu yanlış yazmışız. F1 eşittir 4 olacak burası dostlarım. F1 eşittir 4. F4 eşittir 8. Şimdi ben bu fonksiyonu bir çizmeye çalışsam dostlar şöyle. Bir koordinat sistemi çizeyim. Şimdi fonksiyon x'i 1 iken y'si 4 değerine karşılık geliyormuş. Yani 1'e 4 noktasından geçen bir fonksiyonmuş dostlarım. Şöyle gösterelim. Bu noktadan geçiyor. Bir de x'i 4 iken y'si 8 olan bir fonksiyonmuş. X 4, y 8. Şurası 4 olsun. Şurası da 8 olsun. Bir de buradan geçen bir fonksiyonmuş. Yani benim fonksiyonum şu çıktı o halde arkadaşlarım. Şöyle bir eğri. Rastgele bir şey çizdim işte. Fx bu. Peki fx dx 1'den 4'e kadar ne demekti bu? X ekseniyle arasında kalan bölgenin alanı. Yani şuradaki alandır birincisi. Tersinde x dx demek y ekseniyle arasında kalan ve 4 ile 8 arasında kalan şu bölgenin alanı demek. Benden işte bunların ikisinin toplamı dediği şu s1 ile S2'nin toplamını istiyor dostlarım ki bu alanı da nasıl buluruz? Bütün dikdörtgenin alanından ki o 8 çarpı 4'tür yani 32'dir. Eksi şuradaki bölgenin alanını yani 4 çarpı 1'i çıkartırsak cevabımız gelecek. Cevap 28'miş dostlar. Haydi bakalım geçtik bir sonraki sorumuza. 7. soru. Evet diyor ki eksi 2'den 5'e kadar yani şuradan bu sonuna kadar olan fx dx. Bu ne demekti? Fx ile x ekseni arasında kalan alan. Bakın burada 3 parçadan oluşan bir bölge var. A, B, C diyorum bu bölgelere. Fx'in x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı A artı B. Eksi 2'den 5'e kadar. Yani bana 26 diye verdiği yer aslında A artı B alanı arkadaşlar. Onu bir yazalım. A artı B eşittir 26. Peki şurayı bulmaya çalışalım. Bakın şuradaki dikdörtgenin alanını biliyoruz. B artı C'den oluşan, B ile C'nin toplamı olan dikdörtgen. Şurası 4, burası 5 birimi olduğu için 5 kere 4'ten 20 geldi diyebilirim. Hadi gelin bunları da birbirinden bir çıkartalım. B'ler gitti, geriye A eksi C kaldı, eşittir 6 çıktı. Şimdi bana sorulan yere bakarsanız dostlarım, F'in tersinde 0'dan 4'e kadar. F'in tersinde 0'dan 4'e kadar dediğimiz F'in tersi dediği için y ekseniyle arasında kalan bölgeden bahsediyor. Yani burasıyla burasından bahsediyor dostlarım. Şu ikisinden bahsediyor bize. Peki bu ikisi dediğim C x y ekseninin sağında. A y ekseninin solunda. O halde bu söylediği aradığımız şey c eksi a'dır diyebilir miyim? Bakın a sol tarafta olduğu için eksiyle çarptım. C sağ tarafta olduğu için zaten pozitifti, bir şeyle çarpmama gerek kalmadı. Bana c eksi a'yı soruyor. Ben a eksi c'yi biliyorum. C eksi a ne çıkar bu durumda? Eksi 6 çıkar. Sorunun cevabı eksi 6'dır diyebiliriz. Haydi bakalım bir soru daha çözelim. 8. sorumuz. Evet bakın x eksenine göre x ekseniyle ya da daha doğrusu herhangi bir integral alma kuralında da şunu söylemiştik. Fonksiyonun içinde sadece x değil de x'e bağlı başka bir fonksiyon daha varsa siz bu parantezin içindeki ifadeye u diyerek başlayın demiştik dostlarım. Burada da onu yapacağım. Yani 2x eksi 4'e u diyeceğiz. Sonra her iki tarafın türevini alacağız. 2 dx eşittir du gelecek.
Şimdi bu ifadeyi yeni baştan bir daha yazacağız dostlarım. Sınırlarımızı birazdan düzelteceğim. Sadece f'in parantezin içindeki isme u dedik. 2dx du ya da du demiştik. O halde dx yerine du bölü 2 yazacağım. Du'yu buraya, 1 bölü 2'sini de buraya yazdım. 1 bölü 2 çarpı fu du oldu benim şu aradığım integral. Şimdi sınırları da yerine yazalım. Bu sınırlar x'e göreydi değil mi? X 4,5 ise hemen şurada x gördüğümüz yere 4,5 yazarsak. 2 kere 4,5 9. 4 çıktı 5 çıkıyormuş u. O zaman üst sınırın yeni hali 5 oldu. 2 yazarsak 2 kere 2 4. 4'ten eksi 4 çıktı 0 oluyormuş. Alttaki sınır. Demek ki bana 0'dan 5'e kadar fu du soruluyormuş dostlarım ki... fu du 0'dan 5'e kadar aslında şöyle de yazılıyor değil mi? Hani bunu normal integralde de öğrendik biz integral alma kurallarında. 0'dan 5'e kadar fx dx şeklinde de yazabilirim ben bunu. Peki şimdi bu ne demek? 0'dan 5'e kadar eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. 0'dan 5'e kadar dediği için arkadaşlarım sakın ha şu bölgeyi de gözden kaçırmayın. 0'dan başlayacaksınız ve şuradaki bütün bölgelerin alanlarını tek tek bulacaksınız dostlarım. İşte bunların toplamı da sizin aradığınız cevap gelecek. Peki şu küçük bölgenin alanı dik üçgendir. Bir kenarı 1, bir kenarı 1 bölü 3. İkisinin çarpımının yarısı gelecek. 1 bölü 6 geliyor bu bölgenin alanı. Şu bölgeye girişelim şimdi tek tek şu bölgelerin alanlarını bulalım. Şuradaki şu dik üçgenin alanını hemen bulabiliriz eğer istersek. Bunu bulalım arkadaşlarım. Hemen yazalım bunun da alanını. Şu kaleme alalım bakalım. Bu bölgenin de alanı. Ya, gıcık bir kalemmiş. Kırmızıyla yazalım. Şimdi şu mesafe, şuradaki uzunluk 1 eksi 1 bölü 3 demektir. 1'den 1 bölü 3'ü çıkartırsak da 3, 2 bölü 3 kaldı şurası. Yüksekliğimiz de şurası 2 birimmiş. 2 çarpı 2 bölü 3 bölü 2'den 4 bölü 6 geldi dostlarım. 4 bölü 6 da 2 bölü 3 demektir şuranın alanı. Şu bölgenin alanı da 2 bölü 3'müş. Onu da yaz, şuraya yazayım. 2 bölü 3. Şu ana kadar 1 bölü 6'yı bulduk. 2 bölü 3'ü bulduk. Şuraya gelelim şimdi. Şuradaki yükseklik 1. Şurası da 1. O halde şuradaki üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecek. Şurada bir dikdörtgen var. Bakın şuranın tamamı bir dikdörtgen. Kısa kenarı 1. Uzun kenarı da 1 ile 5'in arası 4. 4 çarpı 1'den 4 de burası gelecek dostlarım. Şimdi topluyorum. 4 var. Artı 1 bölü 2 var. Artı 2 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 6 var. Hocam niye eksi 1 bölü 6 var? Çünkü bakın x ekseninin altında kaldı değil mi burası? Eksi olarak yazmak zorundayım dolayısıyla bunu. İşte bir de başında ne vardı bu integralin? Biz şimdi şurayı bulduk. Şu kısmı bulduk. Bir de başında 1 bölü 2 vardı. Çarpı 1 bölü 2 dedim. Bunun da cevabı 5 bölü 2 geliyormuş dostlarım. Evet arkadaşlar. Şimdi y ekseni ile eğri arasında kalan bölgenin alanıyla ilgili birkaç soru çözdük. Ki bu son soru x ekseni ile eğri arasında kalan bölgenin alanı gibi de çözüldü. Buradan daha kolay çözüldüğü için bu yolla çözdük. Bir sonraki videomuzda da iki eğri arasında kalan alanı gömeceğiz arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum hepinizi. Bir kusurumuz olduysa affola. Hadi görüşürüz gençler.